Canım arkadaşlarım selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. hepiniz hoş geldiniz. 5 soruluk SML X/XX'ler serimize tekrardan hoş geldiniz arkadaşlarım. Bugünkü konumuz diziler. 5 tane düzey düzey ayrılmış kolaydan zora doğru tırmanan small'dan başlayıp xx'lerce kadar giden 5 tane soru çözeceğim bu videoda. Hazırsanız geçelim dersimize. İlk sorumuza da sevgili arkadaşlarım hemen büyük bir hızla başlayalım. Bu dizinin tam sayı olan terimlerinin toplamı soruluyor. Klasik bir diziler konu anlatım sorusudur. Dikkat edin hemen de fayda var. Hemen elin kat sayısına bakıyorsun altta 1. Yukarıdakine bakıyorsun 2. O halde ben diyorum ki bunu... Bileşik kesirlere yaptığımız muameleyi yapacağız. Yani alt tarafın 2 katını yazacağım. 2n eksi 2. Eksi 2 var. Artı 15 gelmesi için 17 eklemem lazım. Bölü n eksi 1 diyeceğim. Sonrasında ise şunu yapacağım. 2n eksi 2 bölü n eksi 1 artı 17 bölü n eksi 1 diyeceğim. Hemen yazıyorum bak. 2n eksi 2 bölü n eksi 1 artı 17 bölü n eksi 1 dedim. E hocam şurası zaten 2 değil mi? Evet. Peki 2 bir tam sayı mı? Evet. Ben bu tam sayının üzerine ancak bir tam sayı eklemem gerekiyor ki sonuç yine bir tam sayı olsun. Çünkü bizden tam sayı olan terimleri soruluyor. O halde sevgili arkadaşlarım benim burada 17'nin bölenlerinden seçmem lazım bu n-1 ki şanslıyız 17 asal sayı. 17'nin bölenleri 1 ve 17'dir. Yani n-1 burada ya 1 olacak ya da n-1 17 olacak. Böylelikle n-1 1 ise N2'dir. n 2'dir. n-1 17 ise n 18'dir. İşte sevgili arkadaşlarım ikinci terim ve 18. terim tam sayıymış. O halde 2 ve 18'i yerine yazacağım. Buradaki terimleri bulacağım. Sonraki de işlemde artık bunları toplamak. O halde ne gördüğüm yere 2 yazarsam şurası 4 15 daha 19 yapar. Bölü 2'den 1 çıktı. 1 Birinci terimimiz 19'muş. Diğer terim de 18'di. 2 kere 18 36. Bunun üzerine 15 ekledim 51. Bölü 18'den 1'i çıkardım 17. 51 bölü 17 bana 3'ü verir. Demek ki diğer tam sayı olan terim de 3'müş. 19'da 3'ün toplamı sorulmuş. Doğru cevap tabii ki de E şıkkıydı. Small sorumuzu çözdük. Şimdi devam edelim. Birazcık zorluk seviyesini artırıyorum. Medium sorumuzda. Medium soru şu şekilde. AN dizisini bana vermiş 3N artı K. Peki K'yı bilmiyorum. BN dizisi de AN artı 1 ile AN'in toplamıymış. Yani buradaki dizisi neydi ya. Şurası da ne olacak biçimde AN ile bir sonraki gelen terimini topla diyor. Şimdi B5 nedir o zaman? Arkadaşım B5 dediğim şey A6 ile A5'in toplamıdır. Nereden yazdım? Bunu buradan yazdım. O halde B6. B6 nedir? Tabii ki A7 ile A6'nın toplamıdır. Ve B7. B7 de tabii ki A8 de A7'nin toplamıdır. Şimdi ben bunları toplarsam eğer 180'i bulacakmışım. Bak burada ne var? 2 tane A6, 2 tane A7 var. 2 tane A6 artı 2 tane hemen yazdım. 2 tane A7 artı 1 tane A5 ve 1 tane de A8'imiz var. Pekala. Şimdi bunların toplamı 180'miş. A6 ile A7'nin toplamı soruluyor bize. Ben öncelikle şunu yapacağım. A6 dediğim şeyi şuradan yerine yazarak elde edebilirim. En gördüğüm yere 6 yazarsam şurası 18 artı K gelir. 2 parantezinde 18 artı K artı şurası bu sefer 7'yi yazacağım. 3 kereyi de 21 yapar. 21 artı K'nın 2 katı. 21 artı K'nın 2 katı artı A5 dediğim şey 15 artı K. 15 artı K ve A8 dediğim şey de 24 artı K'dır. Artı 24 artı K dedim. Sonrasında şu ikileri bir dağıtarak yazalım. 36 artı 2K artı 42 artı 2K artı bak 15 24 daha 39 yapar. 39 artı K artı K da 2K gelir. Burada 2K, 2K ve 2K toplam 6K yapar. Artı 36, 42 ve 39 bunları toplayacağım şimdi. 36, 39, 42 üçer üçer artıyor hemen 39'u 3 ile çarparsam bunların toplamını bulabilirsin. 39'u 3 ile çarparsam 117 yapar. Artı 117 eşittir. 180 dedim artık ben buraya. Ee, doğru yaptı mı bakalım. Ee, bakayım bakayım bakayım. 36, 39, 42, 3 ile çarptım. 117 tamam doğru. Devam edelim. 6K eşittir. 117'yi karşıya fırlatacağız. 117'yi karşıya atarsam da 70, 63 mi yapar? Aynen öyle. Peki burada bir hatalı bir işlem var mı diye kontrol etmek istiyorum. 2K, 2 kda aynen 4K, 2K da oradan geldi 6K tamam bir sıkıntı yok gibi ama tam gelmeyecek. Neden tam gelmedi diye kontrol ediyorum. Gelmeye de bilir bakalım. A6 dediğim şey neydi arkadaşlar? Yerine yazılırsa 18 artı K'ydı. A7 dediğim şey de 21 artı K'ydı. Bu ikisinin toplamı sorulmuştu. Yani bizden ne isteniyor? 39 artı 2K isteniyor. Pekala 6K 63 ise 3'e bölersem 2K'nın kaç olduğunu bulurum? 21. Yani şurası 21'miş. 21 ile 39'un toplamı bana 60'ı verir. O halde doğru cevabım da 60 olur diyeceğim. Bir an için işlem hatası yaptığımı düşündüm. Medium sorumuzu çözdük. Ha bu soru large olabilir miydi? Olabilirdi işlemlerinden kaynaklı. Şimdi geçelim large sorumuza. İlk 8 teriminin toplamı ilk 4 teriminin toplamının 82 katı. Ve terimleri doğal sayı olan geometrik dizinin İkinci ve üçüncü terimlerinin çarpımı aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sorulmuş. Şimdi ilk 8 teriminin toplamı ve ilk 4 teriminin toplamını vermiş ya bize. Bu da bir geometrik diziymiş lütfen unutmayalım. İlk 8 terimi varsayalım ki bu dizinin genel terimi AN olsun. İlk 8 teriminin toplamını ben nasıl bulurum? A1 çarpı A1 çarpı 1 eksi R üzeri 8 bölü 1 eksi R ile bulurum. Bu ilk 8 teriminin toplamı. Peki ilk 4 teriminin toplamını nasıl bulurum? A1 çarpı 1 eksi R üzeri 4 bölü 1 eksi R ile bulurum. Hocam bunlar nereden geldi? Bu bir formül. İlk N teriminin toplamı formülüydü. Ve soldaki sağdakinin kaç katıymış? Hocam 82 katıymış. Tamam güzel. Her iki tarafta A1'ler olduğu için cort cort. Her iki tarafta 1 eksi R'ler olduğu için bunlar da cortladı. Şimdi 1 eksi R üzeri 8. 1 eksi R üzeri 8 eşittir. 82 çarpı 1 eksi r üzeri 4 kaldı benim elimde. Tamam mı? 1 eksi r üzeri 8'i ben 1 eksi r üzeri 4 çarpı 1 artı r üzeri 4 biçiminde ifade ederim. Eşittir 82 çarpı 1 eksi r üzeri 4. Bu sol tarafı nasıl yazdım? 2 kare farkından. 1 eksi r üzeri 4 ile 1 eksi r üzeri 4 birbirini götürürse o halde 1 artı r üzeri 4 kaçmış? 82. O halde r üzeri 4 81'in ta kendisidir diyebilir miyim? Derim. R kaçmış arkadaşlar? 3. Tüm terimleri doğal sayı dediği için r'yi 3 seçtim. Eksi 3 de olabilirdi ama tüm terimleri doğal sayı olmazdı o zaman. R 3 ise ikinci ve üçüncü terimlerinin çarpımı aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sorulmuştu. Eğer ki ikinci terimi bak ikinci terimi ben A1 çarpı R biçiminde Üçüncü terimi de A1 çarpı R kare biçimde yazarım. Bunların çarpımı da A1'in karesi çarpı R'nin küpü olmak zorundadır. Burada R küp dediğim şeyi biliyorum. 3'ün küpüdür. 27 çarpı A1'in karesi eşittir dedim. Hangisi olabilir diye soruluyor ya. Bak 27'ye bölündüğü takdirde karesel olan sayı şıkkını işaretleyeceğiz. 3'ü 27'ye böldüğüm zaman karesel bir doğal sayı elde edemem. 9'u 27'ye böldüğüm zaman gelmez. 81'i 27'ye böldüm. 3 geldi. 3 bir doğal sayının karesi değil. 243'ü 27'ye böldüğüm takdirde 9 gelir. 9 3'ün karesidir. Böylelikle A1 de 3 olur. Yani cevap D'ymiş. 729'u 27'ye böldüğüm takdirde 27 gelir. 27 ise bir doğal sayının karesi değildir. Yani bu da gitti. Cevabımız D şıkkı olacakmış. Large yakışır bir soru. Belki de X large olabilirdi. Bu soruları seçerken sanırım birer düzey arttırarak seçmişim. Demek ki bakalım arkadaşlar X large sorumuzdayız. E sen geometrik dizisinin ilk n terim toplamı R, ilk n toplamı R'de ortak çarpan olmak üzere Sn yani ilk n teriminin toplamının formülü budur diyor bize. Pekala S3 bölü S6 bu olduğuna göre dizinin ortak çarpanı P türünden hangisidir diye sorulmuş. İlk 3 terim toplamı A1 çarpı 1 eksi R'nin küpü bölü 1 eksi R iken ilk 6 teriminin toplamı da A1 çarpı 1 eksi R üzeri 6 bölü 1 eksi R'dir. Ben burada A1'leri ve 1 eksi R'leri sadeleştiririm. Alt kısımdaki 1 eksi r üzeri 6 1'in karesi eksi r küpün karesidir. Bundan kaynaklı 1 eksi r küp bölü 1 eksi r küp çarpı 1 artı r küp diye iki kare farkı biçiminde yazabilirim. Buradaki 1 eksi r küplere de bay bay dedim. 1 bölü 1 artı r'nin küpü eşittir. P küp, bak P küp bölü P küp artı 1'dir. E şimdi buraya bakalım gençler. Dizinin ortak çarpanının P türünden eşiti soruluyor. Yani R küpün P türünden eşiti soruluyor bize. Ben bunları tepe taklak ters çevirirsem R küp artı 1 gelir eşittir. Bunu ters çevirirsem P küp artı 1 bölü P küp gelir. Ve burada P küp ve P küp'e küpü böldüm. Yani şunu şuna böldüm. 1 bunu buna böldüm. 1 artı P küp geldi. Şimdi bu neydi? Şu. Yani 1 artı R küptü. Her iki taraftaki birleri götürürsem R'nin küpü 1 bölü P küpse demek ki R de 1 bölü P'nin ta kendisi olur. Yani P üzeri eksi 1'in ta kendisi olur. O halde cevabımız D şıkkında verilmiştir diyeceğiz. Ve sevgili arkadaşlarım x x large sorumuzdayız artık. Son sorumuz. AN diyor terimleri birbirinden farklı bir aritmetik diziyken B de terimleri birbirinden farklı bir geometrik dizidir denilmiş. A 6, A 12 ve A 18. Bunlar aritmetikti ya. 6'nın 12'ye ve 12'nin 18'e olan uzaklıkları eşit olduğu için şu üçünün toplamı bana 3 tane A12'yi verir. A3 artı AX artı AY'ye eşitmiş. B3 çarpı B6 çarpı B9'da B1 çarpı BZ çarpı BT'ye. Şimdi B3 3. terimin 6. terime ve 6. terimin 9. terime olan uzaklıkları birbirine eşit olduğu için bu kısımda B6'nın tabii ki küpünü verecek bize. Bu da B1 çarpı BZ çarpı BT'ymiş. X, Y, Z, T toplamı kaça eşittir diye sorulmuş. Burada sorunun zorluk seviyesi işleminden kaynaklı değil. Az önceki sorularda çok işlem yaptık ve zorlandık biraz değil mi? Ama bunun zorluk seviyesi şundan kaynaklı. Düşünüyoruz arkadaşlar düşünüyoruz. Eğer burası 3 tane A12 ise derim ki 3'ün hani şurası 12 olursa eğer 3'ün 12'ye olan uzaklığı 9 birim. 12'ye 9 birim uzaklıkta ne var? 21. Yani ben A3, A12 ve A21'i toplarsam 3 tane A12'yi yani ortanca terimin 3 katını bulmuş olurum. Yani burada X12 ve Y 21'dir derim. Aynı işlemi burada da yaparım. Bak B6'nın küpü geldi. O zaman bu 6 olmalı. Bunun buna olan uzaklığı 5 ise bunun da uzaklığı T'ye 5 olacak. Yani bu da 11 olacak. Demek ki bunları çarparsam da B1, B6, B11 çarpılırsa B6'nın küpünü elde ederim. Dolayısıyla Z 6'ymış, T de 11'miş. İşte bunların toplamı sorulmuş. 12, 21 daha 33, 39 ve 11 daha 50 yapar. Cevabımız da D seçeneğinde verilmiştir deriz. Arkadaşlarım Sonraki videolarda, sonraki sorularda, sonraki x görüşürüz. Bu arada unutmayın, çok güzel bir AYT 40 soru serisi kampımız başlıyor. Bu kampada mutlaka katılın gençler. Sonraki sorularımızda görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın, kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.